Teşekkür ederim. Sevgili Niğdeli hemşerilerim, dün Ulukışla'dan gelen bir haberle Niğdeli ve Türkiye'nin dört bir tarafında yaşayan tüm halkımız, ulusumuz bir kez daha sarsıldı. Ve şehitler verdik, yaralı askerlerimiz var. Acımız çok büyük. Bu acılar yetmezmiş gibi buna tepki duyan vatandaşlarımız, tepki koymak isteyen gençlerimize, ulusalcı demokrat gençlerimize hastanenin önünde belediyenin taşıdığı araçlarla tomalardan su sıkılması bizi daha derinden de üzmüştü. Alışık tabii Cumhuriyet Halk Partililere, bu ülkenin devrimci demokrat insanlarına tomalarla su sıkmaya hükümet alışmış. Aynı alışkanlıklarını devam ediyor. Aynı hoyratlıkta devam etmektedir. Değerli arkadaşlar, dünkü hadise basit bir hadise değil. Bakın biz Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Savaşı'nda ve çok çeşitli savaşlarda ve Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da çok şehitler verdik. Kıbrıs Savaşı'nda verdiğimiz şehitlere ve Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz şehitleri minnetle anıyoruz. Ve onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Fakat bu hain saldırılarda vatandaşın artık canına tak dediği ortamların yaratılması bir takım hatalar sonucu olduğundan dolayı insanları çileden çıkarıyor, öfkeye boğuyor. Değerli arkadaşlar, bakın durup dururken Hatay'da, Reyhanlı'da ve ülkemizin Niğde'nin en güvenli ilin Ulukışla'sında askerlerimiz şehit oldu. Neden şehit oldu? Neden bu duruma geliyoruz? Neden Türkiye'nin otoban yolunda El-Kaide, El-Nusra bilmem yabancı terör örgütleri, kendini İslamcı adlandıran terör örgütleri ya Allah Bismillah diyerek askerimize kurşun sıkıyor? Adresi başka yerde aramayalım. Adresi tekbir sesleriyle askerimize kurşun sıkan gerici zihniyette arayalım. Şimdi burada biz defalarca hükümeti uyardık. Dedik ki Suriye meselesine bulaşma. Bu meydanlarda da konuştum. Dedim ki bakın yabancı güçlerin amacı şu: Suriye'den bir parça koparmak, Irak'tan bir parça koparmak, İran'dan bir parça koparmak ve Türkiye'nin güneydoğusundan, doğusundan parça koparıp uydu devletini kurmak. Uydu devletini de oradaki yaşayan insanlar için kurmak değil. Kim için kurmak? Kendi petrol çıkarları için kurmak istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail kurmak istiyor, İngiltere kurmak istiyor. Biz bunları defalarca ilettik. Dedik ki bu 78 Bilderberg kararları, 78 bu Henry Kissinger doktrini. Nedir bu Henry Kissinger doktrini? O da şu: Henry Kissinger doktrini Suriye'den başlayarak Kafkasya'ya kadar ırk ve mezhep ayrımlarını körükleyip Kafkaslara kadar uzanan bölgede petrolü ele geçirmek, petrolü kontrol altına almak. Biz hükümete dedik ki siz buna girmeyin. Nedeni ne? Girerseniz Suriye parçalanır, siz de içinde kalırsınız dedi. Bugün 600 bine yakın, 600 bine yakın Suriyeli ilk etapta Türkiye'ye girdi. Ve 1 milyona yakın mülteci Türkiye'ye girdi. 300 lira Kızılay kartıyla bu mültecilere maalesef ve maalesef bu mültecilere paralar veriliyor. Ve Suriye'de mezhep ayrılığı körükleniyor. Bizim başbakan da bu Sünni Alevi mezhep ayrılığına çanak tutuyor. Ülkemizin bütün insanları
söylüyorum. Bunun tedbirini alması gereken hükümet, bunun tedbirini alması gereken devlet hala hedef saptırıyor. Diyor ki Esad'a bağlı güçler diyor. Sevgili arkadaşlar, bir kez daha hatırlatmada yarar var. Şunun için yarar var. Bir kez daha hatırlatmakta, Esad'a bağlı güçler diyorsun ama sen bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce kardeşim Esad Bakanlar Kurulu'na ortak toplantı yapıyordun, vizeleri kaldırıyordun ve aranızdan su sızmıyordun. Dolayısıyla bugün ne değişti? Ne oldu da sen Suriye halkıyla kavgaya giriştin? Neden Suriye'yi bölmek istiyorsun? Biz büyük fotoğrafa bakmamız gerekiyor. Yani başkaları gibi küçük fotoğrafa bakarsak yanılırız. Büyük fotoğrafa bakmamız gerekiyor. Türkiye'yi bugün terör vurmuştur. Türkiye'nin askerini terör vurmuştur. Türkiye'nin ekonomisini terör vurmuştur. Türkiye'nin bankasını terör vurmuştur. Diyorlar ki iki sarhoşun kurduğu devlet diyorlar. Ben de şehitlerimize üzülerek ve tepki duyarak bu olaya Niğde meydanlarından onlara sesleniyorum. 1938'de Halk Bankası'nı Atatürk kurdu. Şimdi siz 38'de Halk Bankası'nı kuran Atatürk'ün 2011'de bankasını soymakla meşgulsünüz. Soymak. Ülkenin her bir tarafının çivisi çıktı. Devletin çivisi çıktı. Yargının çivisi çıktı. Askerlere operasyon yapıldı. Neden yapıldığını askerlere defalarca söyledik. Etmeyin dedik bu hükümete. Türk generallerini, albaylarını, teğmenlerini siz pasifize eder. Eğer siz bunları içeri atarsanız Türkiye'nin operasyon gücü kalmaz dedik. Ve Türk ordusu yıpratılır. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarını yapamaz duruma gelir dedik. Ve bugün Suriye sınırı kontrol edilemiyor. Suriye sınırı bugün yol geçen hanına döndü. Eline silahı alan Türkiye'ye giriyor. Maalesef bizim hükümette bir takım adamların, terör örgütlerinin eline silah veriyor. Meşhur Suriye devletine gönderiyor ve Suriye'de terör yaratıyor. Eğer bir yerde sorun varsa sana da döner dolaşır, sıçrar bu. Onun için biz bu konulara çok üzülüyoruz. Değerli arkadaşlar, Türk halkı öfkeli. Ama bu hükümeti, bu halk 30 Mart'tan sonra da sonuç ne olursa olsun sırtında taşıması mümkün değildir. Onun için bizler de hep beraber hem öfkemizi duyacağız, hem sağduyuyla hareket edeceğiz ve bu ülkeyi böldürtmemek için, bu ülkeyi soydurtmamak için, bu ülkeyi peşkeş çekmemek için kanımızın son damlasına kadar Çanakkale'de mücadele veren 15 yaşındaki askerler gibi mücadele vereceğiz. Türkiye'yi soysuzlara bırakmayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi seçim bürosuna doğru yürüyüşe geçeceğiz hep birlikte, hep beraber sessizce ve seçim büromuzda yürüyüşümüz son bulacak. Sizlerden ricam, şiddeti uygulattıranlar gibi ve uygulayanlar gibi biz de onlar gibi bir takım provokasyonlar olabilir. Onlara gelmeyelim. Hiçbir kimseye, hiçbir cana, hiçbir kimseye zarar vermeyelim. Aramıza provokatörler de girebilir. Çok dikkatli olalım ve yürüyüşümüzü, tepkimizi sessizce seçim bürosunda bitirelim. Katıldığınız, duyarlılığınız,